Başlangıçta kuzeyde karanlık ve soğuk, güneyde şiddetli sıcaklar ve aydınlık hakimdi. Ginnungagap denen karanlık, sonsuz bir boşluk bulunurdu. Bu ilk çağda ne gökyüzü, ne toprak, ne tanrılar, ne de bir tutam çimen vardı. Sonsuz boşlukta buz ve ateş. Kuzeydeki buz bölgesinin adı Niflheim'di. Bu alan oldukça soğuk, karanlık ve tehlikelerle dolu bir yerdi. Burası o kadar soğuktu ki sadece buz ve sis hakimdi. Bu yerin tam ortasında tüm varoluşun kaynağı ve her canlının nihayetinde döneceği yer olan Hivergelmir denen bir kaynak vardı. Sürekli çağlayan bu kaynaktan tuz ve zehir taşıyan ve o büyük boşluğa dökülen 11 nehir çıkardı. Ginnungagap'ta akıntı durur ve aktığı yerde katılaşarak oldukça yoğun bir kaya kadar sert buzlar haline gelirdi. İşte kuzey düzlüklerinin çok soğuk olmasının sebebi buydu. Ginnungagap'ın güneyinde Muspelheim denen bir başka yer daha vardı. Niflheim'in aksine burası o kadar sıcaktı ki sadece ateş, lav ve dumandan ibaretti. Tüm varlıkların ilki. Muspelheim'in bulunduğu güneydeki ateş diyarından gelen akışkan ateş Ginnungagap'a doğru aktı. Niflheim ve Muspelheim'den gelen hava Ginnungagap'ın ortasında bir araya geldi. Buz ateşte eridi ve damla damla akmaya başladı. Aşağıya düşen damlalar ateşin gücü sayesinde yavaş yavaş insansı bir beden alarak şekillendi. Ve tüm varlıkların ilki, hem eril hem dişil olan Ymir hayat buldu. Ymir uyuyakaldığı esnada terlemeye başladı. Kollarının altındaki sıvıdan iki dev daha şekillendi. Biri eril, diğeri ise dişildi. Üçüncü bir dev daha vardı. Ymir'in bacaklarının birleşiminden Trudgelmir, yani güçlü bağıran adında bir oğul daha meydana geldi. Bütün devler, buz devleri ve zorba dağ devleri de dahil bu nesilden türedi. Muspelheim'deki sıcaklık buzu eritmeye devam ediyordu. Derken damlayan kırağıdan adı Audumla olan bir inek oluştu. Bol süte sahip bu ineğin memelerinden 4 tane süt nehri akardı. Ymir bunlarla beslendi ve inanılmaz boyutlara varana dek büyüdü. İlk tanrıların doğuşu. Dev inek Audumla kendisini tuzlu buz kütlesiyle besledi. O taş kadar sert buz kütlesini yalarken tuhaf bir şey oldu. İlk gün o buzdan bir insan saçı çıktı. Buzu yalamaya devam eden Audumla ikinci günde bir kafa ortaya çıkardı. En nihayetinde son gün olan üçüncü günde tüm tanrıların ilk atası tepeden tırnağa belirmiş oldu. Buz kütlesi içerisinde şekillenmiş tanrıların ilki olan Bori çok güzel bir görünüme sahip, büyük ve güçlüydü. Daha sonra adı bilinmeyen bir eşinden Bor adında bir oğlu oldu. Bor bir devin kızı olan Besta ile evlendi. Besta ilk tanrıları, yani en büyük oğlu olarak Odin'i, erkek kardeşleri Ve'yi ve Vili'yi doğurdu. Ymir'in ölümü. Bu genç tanrılar güçlü ve zekiydi. Sayıları günden gün artan devlerin buzlarla kaplı çevresiyle yetinmek istemediklerinden bir şeyler inşa etmek istiyorlardı. Fakat buz devleri nehirleri dondurup büyük buz parçalarını etrafa saçınca artık tahammülleri kalmamıştı. Ymir de ortalığı kasıp kavuruyor, esip gürlüyordu. Bedeni daha da fazla büyüyüp gitgide daha çok yer kaplıyordu. Kardeşlerin görebildikleri tek çözüm Ymir'i öldürmekti. Üç kardeş saldırıya geçmeden önce Ymir'in uyumasını beklediler. Ymir uyuyunca yavaşça yaklaşıp aniden saldırarak Ymir'i öldürmeyi başardılar. Ymir'den o kadar çok kan aktı ki
Devlerin birçoğu oluşan bu büyük kan seli içerisinde boğulup gitti. Bu kan selinden bir ağaç kovuğuna saklanarak hayatta kalan sadece iki dev vardı. Bergelmir ve eşi. Çift o bölgeden uzaklaşarak sisler diyarında güvenli bir bölgeye kaçtılar. Uzunca bir müddet burada saklandılar. Gelecekteki bütün devlerin soyu bu çiftten oluşacak ve bu soyun tanrılara karşı nefretleri asla sönmeyecekti. Midgard'ın yaratılması. Midgard, yani bildiğimiz adıyla dünya, dev Ymir'in kalıntılarından yaratıldı. Üç kardeş, öldürdükleri Ymir'i Ginnungagap'ın ortasına doğru sürüklediler. Orası, dünyanın Ymir'in kalıntılarından yaratılacağı yerdi. Kanından dünyayı bir yüzük gibi saran okyanuslar, nehirler ve göller meydana geldi. Etinden toprak oluştu. Kemiklerinden de dağlar. Dişleri ve çene kemikleri kayalar ve taşlara dönüştü. Saçı, çayırları ve ağaçları yeşertti. Daha sonra üç kardeş, Ymir'in kafatasını yukarı kaldırarak gökyüzünü yarattılar. Ve öyle yerleştirdiler ki kafatasının dört köşesi dünyanın dört ucuna uzandı. Ardından Odin ve kardeşleri ateş diyarı Muspelheim'dan kıvılcımlar ve ateş korları toplayıp onları gökyüzünde uygun yerlere yerleştirdiler. Bu kıvılcımlar geceleri parıldayan ışıltılar haline geldiler. Onlara yıldızlar dendi. Odin ve kardeşleri Ymir'in vücut kalıntılarından yeni bir dünya yaratma yolunda ilerlerken cüceler ortaya çıktı. Ymir'in çürüyen vücudunu yiyen bazı solucanlar onun bedeninden çıkarak dışarıya doğru süründüler. Sürünen bu solucanlardan cüceler meydana geldi. Bu esnada üç kardeş gökyüzünün düşeceğinden endişe ediyorlardı. Sonra akıllarına bir fikir geldi ve cücelerin dördüne gökyüzünü tutmalarını söylediler. Kendilerine verilen görevi yerine getirmek isteyen dört cüce, Midgard'ın yani dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Gökyüzünün doğusunu tutan cüce Austri'ydi. Batısını Vestri tutuyordu. Kuzeyini Nordi ve güneyini Sundri tutuyordu. Onlar bir kolon gibi gökyüzünü taşırlardı. Cücelerin geri kalanları ise ileride cüce diyarı olarak bilinecek olan Svartalheim denilen bölgeye gittiler. Burada toprak altındaki kayaları ve mağaraları işleyerek kendilerine evler inşa ettiler. Taş ve maden işçiliği konusunda öyle usta oldular ki Thor'un çekici Mjolnir gibi pek çok güçlü ve büyülü silahlar yaptılar. En sonunda tanrılar Midgard'ın etrafına Ymir'in kirpiklerinden bir set inşa ettiler. Setin dışındaki bölgeye Jotunheim denildi. Burası buz dağlarından, demirden kazığa benzeyen ağaçların oluşturduğu ormanlardan ve aç, vahşi hayvanlara benzeyen bataklıklardan ibaretti. Tanrılar devlerin burada yaşamalarına izin verdi. Ayrıca bölgenin ıssız sahillerinde ve çorak dağlarında cinler ve başka yaratıklar da yaşardı. Tanrılar Diyarı Asgard. Æsir adı verilen tanrı topluluğu Midgard'ın tam ortasına kendi dünyalarını kurdular. Bir dağın üzerine gökyüzüne kadar uzanan bir yapı inşa ettiler. Tanrı Odin'in soyundan gelenlere Aslar denirdi. Bu sebeple yaşadıkları bu yerin adı da Asgard oldu. Odin'in Yörtten yani topraktan olan oğlu Thor en sağlam kaya parçalarını Asgard'a taşıdı. İlk olarak tanrıların toplantıları için büyük salon inşa edildi. Ardından Odin'in konağı yapıldı. Bundan daha büyük ve daha güzel hiçbir yapı yoktu. Bu yerin adı Sevinç Evi'ydi. Hem içi hem de dışı altınla parıldıyordu. Asgard'da Tanrı Odin tarafından yönetilen ve savaşırken ölen kahramanların toplandığı 640 kapısı olan Valhalla Sarayı da buradaydı. Valhalla'daki cesur kahramanlar sonsuz mutluluk içinde her şeyin sonu olan kaçınılmaz savaşı Ragnarok'u beklerlerdi. Tanrıçalar ve Odin oğulları için de konaklar yapıldı. Thor için yapılan konağın adı Güç Evi'ydi.
Bu konağın duvarları var olan en kalın duvarlardı. Ayrıca tanrılarla insanların dünyasını birbirine bağlayan alevli bir gök kuşağı köprüsü olan Bifröst Köprüsü kurulmuştu. Bu köprü sanki birçok renkten oluşan binlerce parlak taştan yapılmış gibi ışıl ışıl parlardı. Bifröst'ün muhafızı, kudretli bekçisi Heimdall'dı. Elinde devleri korkutan, dünyaların üzerinde ışıldayan parlak keskin bir kılıcı vardı. İlk insanlar. Bir gün Odin ve iki kardeşi karının denizle buluştuğu bölgenin aşınmış kenarında yürüyorlardı. Kökleri yerlerinden koparılmış iki ağaca rastladılar. Bunlardan biri meşe, diğeri de kara ağaçtı. Bor'un oğulları bu ağaçları kaldırdılar ve Odin onlara ruh ve yaşam verdi. Ve onlara hareket, akıl ve zeka verdi. Vili ise onları şekillendirip kalplerine duygu ve dillerine konuşma yeteneğini aşıladı. Böylece ilk iki insan yaratılmış oldu. Erkek olana Ask yani kül, kadın olana ise Embla yani sarmaşık adını verdiler. O günden sonra tanrılar insanların Midgard denilen yerde yaşamasını kararlaştırdı. İnsanların yaratılmasıyla devler tanrılara isyan ettiler. Verimli toprakların tümü insanlara aitti. Bu durumu kendilerine yediremeyen bazı devler insanlara taşlar, kayalar fırlattı. Bununla da yetinmeyip kumdan ve doludan oluşan fırtınalar gönderdiler. Odin tüm olup bitenleri tahtından gördü ve oğlu Thor'a haber verip düzeni sağlaması için emretti. Tanrı Odin'in Hugin, düşünce ve Munin, bellek adında iki kargası vardı. Bu kargalar sabahları dünyalara uçar, akşam döndüklerinde bütün olup bitenleri Odin'e anlatırlardı. Güneş ve Ay. Midgard'da yaşayan Mundilfari isimli bir adamın belirli zamanlara göre hareket eden iki çocuğu vardı. Bu çocuklar o kadar parlak ve güzellerdi ki Mundilfari oğlu Mani'ye Ay ve kızı Sole Güneş demeye başladı. Tanrılar bunu bir küstahlık olarak gördüler. Öfkeyle dolan tanrılar Mundilfari'nin çocuklarını ondan alarak Güneş ve Ay'a yörüngelerinde rehberlik etmeleri için gökyüzüne gönderdiler. Ay ve Güneş her gün bir devin oğulları olan Sikol yani vefasız ve Hati yani nefret adlı iki devasa kurt tarafından takip ediliyorlardı. Hati bu kovalamaca sırasında Ay'dan küçük bir ısırık alırdı. Ay yarım Ay'a dönüşür, azalırdı. Fakat bu durumdan kendisini hemen kurtarır ve iyileşirdi. Bu iki kurt bir gün gerçekleşecek olan Ragnarok'ta Ay'ı ve Güneş'i yakalayacaktı. İşte bu yaratılan her şey ve tüm diyarlar devasa bir diş budak ağacı olan Yggdrasil'e bağlıydı. Hayat, zaman ve kaderin sembolü olan bu ağacın üç köküne ruhani, yersel ve cehennemi kökler denir. Ruhani kökün kaynağı tanrıların evi Asgard'dadır ve Urdar Pınarı tarafından sulanır. Yersel kökün kaynağı insanların yaşadığı Midgard'dadır ve Mimir'in kuyusuyla sulanır. Cehennemi kökün kaynağı ise ölüler ülkesi olan Niflheim'dadır ve Hivergelmir kaynağıyla sulanır.